Sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftalarda Devlet Bahçeli'nin bir miting sırasında bisküviye püskevit demesinin ardından... Hayır efendim, öyle değil işte, o öyle değil. Efendim bir saniye, ben vakit vereceğim, geleceğim size. Bisküviye püskevit demesinin ardından... Hayır efendim, şimdi bakın Mehmet Ali Bey, bisküviye püskevit demek diye bir şey yok. O bakımdan onu ben anlatmak için söyledim de. Peki buyurun efendim, siz anlatın. Teşekkür ederim efendim. Şimdi tabii öncelikle ben konuya başlamadan önce bir kendimi tanıtayım isterseniz. Malum siz programa başlarken beni anons etmediniz. Ama beyefendi ben... Yok yok, tamam, önemli değil, sorun değil efendim. Ben şimdi izninizle kendimi tanıtayım. Efendim ben eski Osmanlı filolojisi uzmanıyım ve aynı zamanda da dil bilimciyim. İsmim de Mahmut Hekimoğlu. Hoş geldiniz efendim. Ben sormadan edemeyeceğim bu arada. Bu eski Osmanlı filolojisi pek duymadığım bir şey. Evet, ben de pek duymadım. Zaten yeni açılan bir bölüm galiba. Puanı da çok düşüktü, o yüzden yazdım. Siz hala eğitim mi görüyorsunuz? Evet, biliyorsunuz biz dil bilimciler için eğitim hayat boyu devam eder, asla bitmez. Sebep? Değil mi? Evet. Peki Mahmut Bey. Peki ben size sormak istiyorum. MHP liderinin bu püskevit demesinin ardından Sivas mitinginden sonra oradaki il teşkilatı bildiğimiz kadarıyla halka püskevit adında bir şey dağıttı. Böyle içinde lokum olan, dışı kıtır bir şey galiba. Kıtır değil o. Peki yani bu püskevit diye bir şeyin var olduğu söyleniyor. Evet, evet, ve bu dağıtılanın da püskevit, bisküvi değil de püskevit olduğu söyleniyor. Evet, doğrudur efendim, doğrudur. Yani püskevit denen şey vardır. Bu anlamda doğrudur. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediğinde herhangi bir yanlışlık yoktur. Püskevit diye bir şey vardır. Hatta geçenlerde Sayın Bahçeli'nin Tokat mitinginde bir grup şirin çocuk platforma yaklaşıp Devlet Bahçeli'den, Sayın Başkan'dan püskevit istediler. Ve o çocuklara orada paketler içerisinde püskevit verildi ve afiyetle yediler. Tabii ben şimdi buradan halkımızın da daha iyi anlaması için durumu örneklerle açıklamak için çeşitli materyallerle geldim. İsterseniz şöyle buyurun, şöyle yanıma buyurun, şöyle buyurun. Hem tadarsınız hem de daha açıklayıcı olsun şöyle uygulamalı bir şekilde. Efendim şu önümde gördüğünüz ilk blok, şöyle sizin de şöyle önünüze alayım. Şimdi bu gördüğünüz efendim bildiğimiz bisküvi. Yani evet.